bazen de hastalıklara sebep olan bakteri, virüs ve mantarları sürekli anlatıyoruz. Ama bunların boyu, ebatı nedir? Nasıl enfeksiyonlara sebep olur? Onları da bilmekte fayda var. Bu bir insan hücresinin büyütülmüş hali. Bir hücre. İçerisindeki de organeller. Organellere ne diyoruz? Organcıkların küçültülmüş hali. Çalışma sistemi, içerisindeki organeller. Organ içerisine giriş çıkışlar var. Vitamin, mineral, besleyici madde giriş çıkışları olduğu noktalar, porlar. Şimdi bir bakteri takriben bu hücre kadardır. Bakteri hücre içerisine giremez. Fakat virüsler çok çok daha küçük olduğu için onlar da böyle bir örnek gösterecek olursak virüs hücrenin zarını tutunur. Hücrenin zarını eritir özel bir enzimle o zardan içeri giren DNA'sını, RNA'sını atar ve sonra da çoğaldıkça DNA, RNA kılıflarını gönderir. Böylece hücre içerisinde binlerce virüs meydana gelir ve bunlar büyük tahribatlar yaparak hücreyi patlatır, öldürür. Virüslerin çoğalması farklıdır. Yani hücre içerisinde çoğalır virüs. Bu nedenle virüslerin sebep olmuş olduğu hastalıklarda antibiyotikler etki yapmaz. Sadece hücre içerisine giremeyecek kadar olan büyük olan virüslerde etki yapar. Nadiren. Antibiyotikler etki yapmıyor. O halde hücre içerisine girebilen virüsü yok edilmek lazım. Hücre içerisine giren virüsü yok edebilmek için bunun giriş porlarına yani giriş ağzına diyelim, giriş kanallarına 10 nanometre çapındadır. 10 nanometre çapından küçük olması gerekir ki üreteceğiniz ürün o hücre içerisindeki mikrobu yani virüsü yok edebilsin. Bazı virüsler hücrenin çekirdeğine, oradan da DNA'sına kadar gidebilir. Ele geçirebilir. O halde öyle bir ürün üretmelisiniz ki hücre içerisine girecek, hücrenin çekirdeğine girecek, hücrenin çekirdeğinin içerisindeki çekirdekçin içerisindeki DNA, RNA'ya kadar girebilecek kadar hassas bir ürün üretmek gerekir. O nedenle biz yıllarca çalıştık, nasıl bir ürün üretmeliyiz ki sadece bakteri değil, aynı zamanda virüsü de yok etmeliyiz. Mantarı da yok etmeliyiz dedik ve çalışmalarımız sonucu böyle koloidal gümüş ürettik ilk. Koloidal gümüş 20 ila 40 nanometre çapında. Nano. Yani buranın hücre çekirdeğinin, hücre zarının buradan girişlerinden içeri giremez. Çapı büyük. Buranın giriş porları 10 nanometre, koloidal gümüş 20 nanometre. Hücre çekirdeğine giremez ama hücre aralarındaki her türlü bakteri yok eder. Doğal antibiyotik. Çalışmalarımız sonucunda biz ne yaptık? İkinci aşama angstrom gümüş ürettik. Angstrom gümüş nano boyuttaki koloidal gümüşten 1000 kat daha küçük. Angstrom gümüş ne yapar? Hücre içerisine girer. Hücre içerisindeki bazı virüs türlerini yok edebilir. Fakat hücre çekirdeğine ve hücre çekirdekçine giremez. Ne lazım? İşte hücrenin çekirdeğine, hatta çekirdekçine, hatta buradan DNA ve RNA'sına kadar girebilecek bir ürün gerekir. İşte o da Ormus GMS'dir. Bunu başardık. Ormus GMS pikometre çapında elektronla atom çekirdeği arasındaki mesafe. Sadece atom çekirdeği ise pikodan 1 milyon daha küçük. Yani Ormus GMS'nin insan hücre içerisinde giremeyeceği bir nokta yoktur. Her noktaya ulaşır. Ormus GMS bu nedenle her türlü viral enfeksiyonda, bakteriyel veya mantar enfeksiyonunda angstrom gümüşten 100 kat daha güçlü. Çünkü her tarafa ulaşır. Ormus GMS koloidal gümüşten yine 100 kat daha güçlüdür. Çünkü koloidal gümüş hücre içerisine giremez.
etkisi sınırlıdır. Hücre dışındaki mikrobu yok eder. Bu nedenle Ormuz gümüş, Angstrom gümüş ve koloidal gümüşten göre çok çok daha etkilidir. 100 kat daha etkilidir diyebiliriz. Evet, çok çok etkili. Yapmış olduğumuz gözlemler bunu gösterdi.